الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسول الله محمد صلى الله Ramazan Risalesi derslerimiz devam ediyor. Kaçıncıda kaldık? Yedinci nüktede kaldık. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 yaptık. En son 7, 8, 9 devam ediyoruz. Şimdi bu geçen 6 nükteyi birer cümleyle özetliyoruz. Ondan sonra 7'ye geçelim. Şimdi Ramazan ayının hikmetiyle orucun hikmetleri ayrıydı. Bunun önemli müşahhas bir delili de bu baştaki ayet. Bu ayet, yani Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an ile başlayan ayet, bu Ramazan Risalesi'nin başını alırmış. Neden oruç size farz kılındı? Oruca emredilme ayeti alınmamış da üstad o ayeti tefsir etmemiş de bu ayeti niye tefsir etmiş? Çünkü Ramazan'dan maksat sadece oruç tutmak değildi. Oruç Ramazan'ın içinde ehemmiyetli bir cüzdü. Cenab-ı Hak oruç vasıtasıyla insana bir şeyi yaşatmak istiyor. O şey ne? Biz onu 6'da anlattık. Neydi? Kur'an-ı Hakim'in anı nuzulünü tekrardan yaşatmak istiyor. Tamam mı? O yüzden Kur'an Ramazan ayında indi ayetini tefsir etmiş. Maksat bu yani. Ramazan'dan, oruçtan maksat bu. Hatta bir insan oruç tutmasa dahi, değil mi? Söylemiştik onu. Oruç tutmasa dahi, değil mi? Fidyesini verirdi. Bu Kur'an-ı Kerim'in anı nuzulünü tekrardan yaşayabilir yani. O yüzden bunu ayırdık şimdi. Ramazan ayının hikmetleri de, orucun hikmetleri ayrı. Şimdi birinci nüktede orucun hikmeti anlatılmıştı. Oruca emredilmesinin hikmetine Cenab-ı Hakk'ın kemal-i rububiyet, rahmaniyet ve rahimiyetini görmek. Bir kimse bu üç tane manayı görürse oruca emredilmesinin rububiyet noktasındaki hikmeti tahakkuk ediyor. Niyet ederken bunları görmeye niyet edeceğiz. Yani niyet ettim Allah razı olsun oruç tutmaya derken bu üçüne niyet edeceğiz. İkinci nüktedeki mana neydi? Şükrü maneviye mazhar etmek. Yani oruca emredilmesinin nimet-i ilahiye noktasındaki hikmeti şükrü maneviye mazhar etmek. Bunu ikiye ayırmıştı Üstad Hazretleri. Allah canibinden şükrü maneviyine, beşer canibinden şükrü maneviyine. Beşer canibinden insan şunu anlarsa şükrü maneviye dermiş. O nimetler benim mülküm değil. Bunları kullanmakta hür değilim. Demek başkasının malı, onun inamı, onun emrini bekliyorum diye nimeti nimet bilir, bir şükrü manevi eder. Bu insana bakan manası. Allah'a bakan manası da Allah bizim hakiki şükretmemizi istiyor. Peki hakiki şükür ne? O nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek, o nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmek bu olur. İnsan bu şekilde şükrü maneviye mazhar oluyor. Yani bu söylediğimiz gibi, burada yazan gibi bu hikmetler tahakkuk ederse nimet-i ilahiye noktasında o insan oruç tutmuş oluyor yani. Oruca emredilmesinin hikmeti bu. Üçüncü nüktede orucun içtimai hayata bakan hikmeti vardı. İçtimai hayata bakan hikmeti neydi? İki şeydi. Bir, fakirin ve açın halini anlamak. İki, insandaki şefkatin tezahürü içtimai hayat noktasında. Oruca emredilmesinin hikmeti bu iki şeydi. Fakirlerin ve açların halini anlayıp insanda şefkatin tezahürü. Herkes bir derecede kendinden daha fakiri bulabiliyordu. İçtimai hayat noktasında oruç tuttum diyebilmek için kendinden fakirin, açın halini anlaman gerekiyormuş yani. Yoksa o noktadaki hikmeti tahakkuk etmiyor. Dördüncülükte de nefsin terbiyesine bakıyordu. Bizim nefsimiz, hani halk arasında bir tabir var ya, ne kadar terbiyesiz bir insan diye. Bizim nefsimiz öyleymiş yani, terbiyesizmiş. Oruca emredilmesinin bir hikmeti de nefsin terbiye edilmesiymiş. Şimdi nefsi tarif etmişti. Dedi ki, nefis kendini hür biliyor, serbest biliyor. Mevhum rububiyet takınıyor, keyfe maişe hareket ediyor. Kafasına göre takılıyor. Haram helal ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım diyor. Değil mi? Ramazan-ı Şerif'te Cenab-ı Hak orucu emrederek o nefsin bu sayılan özelliklerini kırmak istiyor yani. O zaman kimin mevhum rububiyeti kırılırsa oruç vasıtasıyla,
nefsi terbiye noktasında oruç tutmuş oluyor. Oruca emredilmesi hikmeti tahakkuk ediyor. Dört buydu. Beş. Beşincilikte de nefsin tehsib ahlakına ve serkişane muamelelerine bakıyordu. En sonunda bir cümle vardı. Ahlak-ı seyyiye içinde yuvarlı. Yani insanda kötü ahlaklar varmış. Bu kötü ahlaklardan kurtulmaya bakıyormuş. Orucu emredilmesinin bir hikmeti buymuş. Peki o kötü ahlaklar dediği ne? Aczini bilmemek, fakrını bilmemek, ondan sonra kusurunu görmemek, görmek istememek, işte kendini şefkatle terbiye eden halıkını unutmak, neticeyi hayatını unutmak, hayatı ureviyesini düşünmemek, ahlak-ı seyyiye buymuş yani. Bunlarmış. Orucu emredilmesinin beşinci rüktedeki hikmeti neymiş? Ahlak-ı seyyiyeden kurtulmak yani. O zaman kim aczini anlıyorsa, fakrını, kusurunu görüyorsa, kendini kemali şefkatle terbiye eden halıkını düşünüyorsa ilahi, ahlak-ı seyyiye içinden kurtuluyor ve de orucu emredilmesinin bu manadaki hikmeti tahakkuk ediyor. Altıncı rüktede de Kur'an-ı Hakim'in nuzulüne bakan bir hikmeti varmış orucu emredilmesine. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vahiy gelmeden önce dört şey yapmış buradaki ifadeye göre. Bir, hacat-ı sufliyeden tecerrüt etmiş. İki, maliyaniyat halattan tecerrüt etmiş. Üç, ek ve şürben, yani üç ve dört, yemek ve içmeyi asgari bir seviyeye indirmiş yani. Bu dördü vahyin iniş zemini olmuş. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vahiy bu dördüyle, bu dört tane zemine inmiş. Şimdi Kur'an-ı Hakim'in Ramazan-ı Şerif'in siyamı nuzulüne bakıyor. Ve Ramazan-ı Şerif Kur'an-ı Hakim'in en mühim zaman nuzulü. Kur'an-ı Kerim vahiy olduğu gibi o vahyin anlaşılması da ilhama, sunata, ihtirata bakıyor. Buradaki bu dört tane zemini Ramazan'da Cenab-ı Hak oruç vasıtasıyla yaptırarak Kur'an-ı Kerim'in anı nuzulünü tekrardan yaşatmak istiyor yani. Orucu emredilmesinin Kur'an-ı Hakim'in nuzuluna bakan hikmeti bu. Kime mana gelirse diğer vakitlerden hariç, ekstradan. Yani 11 aydaki gibi değil. Hususen Ramazan'a mahsus yani değişik manalar, feyizler, haller olursa orucu emredilmesinin Kur'an-ı Hakim'in nuzuluna bakan hikmeti tahakkuk ediyor. Mesela Risale-i Nur'da Allah'ı anlatan en büyük külli risale hangisi? Ayet-el Kübra. Ayet-el Kübra Ramazan'da yazılmıştır. Hatta Ayet-el Kübra'nın ilk ismi, bak Emir Dağ Laygası'na geçiyor, Ramazaniye Risalesidir yani. Daha sonra Ayet-el Kübra olmuştur yani. Mesela Lemaat ve ehemmiyetli parçalar Ramazan'da yazılmıştır yani. İki hilal arasında yazılmış diyor üstad yani. Bir hilali görmüş, yazmış, manaya feyze mazhar olmuş. Bir hilali görmüş, bitmiş yani. Diğer vakitlerde niye olmuyor? Bu Ramazan-ı Şerif'te bir hikmet de bu yani. Seni manaya mazhar etmek, feyze mazhar etmek, Kur'an-ı Hakim'in anı nuzulünü tekrardan yaşatmak, dinletmek yani sana. Bir hikmet de bu. Şimdi 7. 7'yi okuyoruz. 7. rükte. Ramazan'ın siyamı, dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nevi insanın kazancına baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki. 7'de neye bakıyormuş? İnsan dünyaya niçin gelmiş? Ziraat ve ticaret yapmaya gelmiş. 10. sözde bir cümle var. Biz ekiyoruz ve ekiliyoruz diyor. Ekiyorsun, ticaret yapıyorsun, ekiliyorsun, ziraat birisi seni ekiyor. Yani Esma-i Hüsna noktasından baktığın zaman sen tarlasın. İşte Efal noktasından baktığın zaman da alışveriş yapıyorsun, ticaret yapıyorsun. Dünyanın 3 tane yüzü vardı ya. Ahirete bakar, Esma-i İlahi'ye bakar, hevese bakar. Bu Ramazan-ı Şerif'teki oruç ilk 2 yüzüne bakıyor. Yani ziraat ve ticarete bakıyor yani. Şimdi bunu biraz açacak. Nasılmış yani? Ramazan-ı Şerif'te sevab-ı amel 1'e 1000'dir. Kur'an-ı Hakim'in nas-ı hadis ile her bir harfinin 10 sevabı var. 10 hasene sayılır, 10 meyveyi cennet getirir. Ramazan-ı Şerif'te her bir harfin 10 değil, 1000 ve Ayet-el Kürsi gibi ayetlerin her bir harfi binler ve Ramazan-ı Şerif'in cumalarında daha ziyadedir.
Ve Leyla-i Kadir'de 30 bin hasene sayılır. Evet, her bir harfi 30 bin baki meyveler veren Kur'an-ı Hakim öyle bir nurani şecere-i tuğba hükmüne geçiyor ki milyonlarla o baki meyveleri Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandırır. İşte gel bu kutsi, ebedi, karlı ticarete bak, seyret ve düşün ki bu hurufatın kıymetini takdir etmeyenler ne derece hadsiz bir hasarette olduğunu anla. Şimdi ziraat ve ticarete bakıyor, insanın kazancına bakıyor. O kazancın en mühim zamanının bak Ramazan olduğunu söylüyor. Niye? Çünkü Cenab-ı Hak diğer vakitlerde mesela sen bir hasene yaptın veya bir Kur'an okudun. Kur'an-ı Kerim'in her bir harfine veya bir iyiliğe en az 10 sevap var, 10 hasene var yani. Şimdi sevabı da söylemiş oldum burada. Sevap neymiş? 10 meyveyi cennet getirir. Yani cennette senin istifade edeceğin şeyin buradaki ismi sevap yani. Cenab-ı Hak şu kadar sevap vereceğim diyor ya, cennette şu kadar meyve getirecek yani. Şimdi diğer vakitlerde Cenab-ı Hak en az 10 verirken Ramazan-ı Şerif'te ise her harfin 10 değil 1000 ve ayetel kürsi gibi ayetlerin her bir harfi binler ve Ramazan-ı Şerif'in cumalarında ziyade Leyla-i Kadir'de 30 bin. Yani ziraat ve ticaret yapmaya gelmiştik biz. O ziraat ve ticaret yapmanın tam zamanı Ramazan'mış yani. Mesela 11 ayda sen ziraat ve ticaret yaparsın. Bak şimdi gelecek söyleyecek. Ramazan'ın belki bir dakikasını, belki bir saatini değerlendirirsen söylediğim anada belki senin 11 ayına denk geliyor. Ziraat ve ticaretin tam zamanı Ramazan'mış. Mesela sen cuma pazarına, cumartesi gitsen ticaret yapabilir misin, alışveriş? Mesela esnaflar var çarşı içinde. İş yapacağı saatler belli. İş yapacağı saatler de kapalı. Ama gece aynı saatte açsa dükkanı iş yapar mı? Yani zamanında ticaretini yapacak yani. Değil mi? İşte aynen böyle de o ziraat ve ticaret yapmanın tam zamanı Ramazan'mış. Çünkü Ramazan'da Leyla-i Kadir'de 30 bin. Ve sair vakitlerde 10 değil diyor. 1000 veya binler hükmünde yani. O zaman dedi ki işte gel bu kutsi ebedi kârlı ticarete bak. Seyret ve düşün ki bu hurufatın kıymetini takdir etmeyenler ne derece hadsiz bir hasarette olduğunu anlar. O zaman ben yani bu manada Ramazan'ı görmüyorsam, yani Ramazan bir ticaret ayı. Ben dünyaya bunun için gelmiştim. Ticaret yapmaya, ziraat yapmaya. Böyle görmüyorsam ben, sen hasaretteymişsin yani. Mesela en azından yarım cüz diyelim. Ahmet sana diyelim. Bir cüz diyecektim de sen yarım okuduğun için. En azından bir cüz yani. Ferhat abi. En azından bir cüz yani. Yani şu ifade, hasaret ifadesine şey olmamak için en azından bir cüz okumak gerekiyor yani. İki okuyan var, üç, dört, beş. Çünkü ticaretin tam zamanı yani. Ben bir şey söyleyeceğim abi. Dualarda da çok ben acayip bir bağlantı oluyor. İnsan biraz hissese. Evet, aynen çok öyle. Yaklaşıyor yani şimdi dua ederken nasıl edeceğiz? Hususan namaz tesbihatlarında, namazdan sonra külli dua edeceğiz. Yani namazlarda da, oruçlarda da külli niyet edelim. Yapılan bütün ibadetleri, tutulan bütün oruçları, işte yapılan bütün umreleri, sayıları, safaları, merveleri, zemzem içindeki niyetleri, okunan tilaveti Kur'anları, tesbihat-ı nebevileri, şahs-ı manevi namına, kendin namına, ailen namına, çoluk çocuk namına, ümmet namına tam Cenab-ı Hakk'a takdim etmenin zamanı. Niye? Bu birinci nüktede bir cümle vardı. Dedi ki, o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı vüs'atlı ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyorlar. Şimdi Allah bu kainatı niçin yarattı? 20. sözde bir cümle var. Tezahür-ü rububiyete karşı ubudiyeti külliye-i insaniyedir. Yani Allah külli bir rububiyet tecellisine karşı istiyor ki insan külli ubudiyetle mukabele etsin. İşte o külli ubudiyetle mukabele etmenin zamanı Ramazan'mış işte. Yani sen Allah'a, Allah bu kainatı yaratmış. Ona mukabele etmeni istiyor yani. Onun tam zamanı Ramazan yani. Ve bu fırsatı kaçırırsan buna hasaret demiş yani. Buradaki ifade oydu. Hasaret zarar değil, zararın çoğuludur yani.
Osmanlıca zararın çoğalı. Zarar bir de hasaret var. Yani Cenab-ı Hakk'a mukabil etmenin tam o küllü, vüsatli, azametli, haşmetli tam Ramazan'daki oruçla mukabil edebilirsin. Yani ticaretin, karın tam zamanı yani. Tam iş yapacağın zaman yani. Bak dikkat et. Bazı gafiller var, cemaat içinde de var. İşte Ramazan gitti, Ramazan şöyle geçti. Arkadaşım istifade et de Ramazan'a dolu dolu geçir. Yani niye o cümleyi söylüyorsun? Doğru bir şey değil ki. Ramazan gidiyor, Ramazan şöyle, Ramazan geldi geçti. Hani söylemenin sırası değil ki. 10 günü geride bıraktık Allah'ın izniyle diyor. Yani doğru değil yani. İçini doldur ki öyle gitsin yani. Evet. Şimdi bu şu cümleyi okuduk ya buraya kadar. Bak şimdi bunu 4 tane temsille tahkik yapıyor yani. 4 tane. İşte. Yukarıdaki cümleyi tahkik yapıyor. Bu söylediklerimi kuvvetlendiriyor. İşte. Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet kârlı bir meşher, bir pazardır. Bir, unutmayalım bunları. İki, ve uhrevi hasılat için gayet mümbit bir zemindir. Üç, ve neşv-ü nemâ-i âmâl için bahardaki mâh-i nisandır. Nisan yağmuruymuş. Dört, saltanat-ı rububiyet-i ilahiye karşı ubudiyet-i beşerinin resmi geçit yapmasına en parlak kutsi bir bayram hükmündedir. 4. Ramazan neymiş? Bak 4 tane söyledi. 1. Dedi ki Ramazan-ı Şerif adeta ahiret ticareti için gayet kârlı bir meşher, bir pazardır. Yani pazara gittin. Domatesin, salatalığın kilosu ne kadar abicim? 2 lira, 3 lira. Armutlar, şeftaliler, muzlar ne kadar? Bir fiyatı var değil mi? Cenab-ı Hak diyor ki sen Ramazan-ı Şerif'te ne yaparsan 1000, 10.000, 20.000, 30.000 tam pazarmış yani. Bir güzel bir şey mi düşündün? Birine güzel bir söz söyledin. Bak en asgarisini alıyor. Bir şey güzel aklından mı geçirdin? Bir Kur'an mı okudun? Bir tövbe istiğfar mı çektin? Buradaki o rakamı belirleyen de üstadım söyle. Niyeti halise. Sen öyle bir tövbe istiğfar çekersin ki ümmeti Muhammed'e yeter ya. Öyle birine güzel bir şey söylersin ki üstadımız diyor. Bir adamın irşadı değil mi? Bazen 1000 adam kadar fayda verir diye. Bazen öyle bir cümle kullanırsın ki mesela bir esnaf öyle bir fırsat olur ki mesela müşteriyi şey yapacak yani fazla alabilir. Ama Allah'tan almaz o ona yeter yani. Öyle oluyor yani olmuyor değil. Ramazan-ı Şerif neymiş? O pazarmış yani. Ticaret yapmanın, ziraat yapmanın, alışveriş yapmanın ahiret noktasında tam zamanıymış. Pazar dedi. Bununla kıyas edebiliriz. İki, uhrevi hasılat için mümbit bir zemindir. Mesela benim elimde arkadaşım bir tane çekirdek var Ferhat abi. Tamam mı? Bu çekirdeği ben bu masanın üzerine bırakayım. Burada filiz olur mu, fide olur mu, ağaç olur mu? Olmaz. Bunun zemini neresi? Her tarafta da olmuyor. Tam uygun toprağı bulup uygun şartlarda atman gerekiyor. Mesela Arabistan'daki hurma ağacını getir. Bu İzmir'e dik. Burada olur mu? Getir muzu, muz ağacını getir buraya koy. Muz olur mu? Zemin lazım ona, zemin. Aynen bunun gibi. Uhrevi noktada hasılat yapmak istiyor musun? Şimdi hasılat neydi? Mesela bir esnaf dükkanı açtı. Akşamleyin Z raporunu aldın değil mi? Hasılatı topluyorsun. Ne kadar satış yapmışsın yani. Post makinesine bakar, elindeki kartlara bakar, bilmem defterine bakar. Öyle değil mi? Alacak verecek hasılatı topluyor. Senin o 12 ay vardı ya bir senede. Onun uhrevi noktadaki hasılatı tam zeminiymiş Ramazan yani. Artık burada arkadaşım sen ne yaptın 12 ay? Bir bak bakalım kendine ve ne yapıyorsun? Kendine çeki düzen vermenin karını, zararını ayıklamanın, tespit etmenin tam zamanı, tam zeminiymiş. Çeşmeyi akarken doldurmanın zamanı yani. Evet. İki, zemin, mümbit bir zemin. Üç, neşv-ü nemâ-i âmâl için bahardaki mâh-ı nisandır. Şimdi nisan yağmuru olmasa meyveler, sebzeler olur mu? Normalde olur ama mesela bir karpuz düşün veya salatalık domates düşün. O nisan yağmuruyla beraber o cemre düşüyor toprağa. Onunla beraber tatlılaşıyor. Normal bir kıvama geliyor. O yağmur olmadığı zaman
Evet, karpuz gene karpuz ama acı karpuz oluyor, değil mi? Domates domates ama yeşil kalıyor. O suya ihtiyacı var yani. Şimdi aynen bunun gibi neşv-i nemay-ı amal için bahardaki Nisan yağmuruymuş. Yani sen 11 ayda böyle ibadetler yapmıştın ya, ameller yapmıştın, tamam mı? O amellerin büyüyüp gelişmesi için Ramazan Nisan yağmuruymuş yani. Amin. Buradan kıyas edelim. Yani burada çok işaretler var. Şimdi fazla gelmeyeyim ben yani. Yani sen arkadaşım Ramazan'da bir ibadet yaparsın, tamam mı? Diğer 11 ayda senin bir sürü ibadetlerin var, tamam mı? Yani Ramazan ayındaki koskocaman bir, yani bir ibadetin çok büyük, diğer ibadetlerin çok küçük yani. Senin Ramazan'da yapacağın şeyler onları da büyütüyor yani. 3. Nisan yağmuruymuş Ramazan senin 11 aydaki amellerinin yani. O amellerin ahiret noktasındaki açılımı da çok lezzetli olacak demek ki. Evet. Ramazan'daki. 4. Saltanat-ı rububiyet-i ilahiye karşı ubudiyet-i beşerin resmi geçit yapmasına en parlak kutsi bir bayram hükmündedir. Mesela nebatat, meyveler, sebzeler ne zaman resmi geçit yapıyor? Baharda diyor üstad, değil mi? Cenab-ı Hak emir veriyor. Herkes süslensin. Bütün bitkiler süsleniyor. Herkes meyve sebze kuşansın. Herkes kuşanıyor, değil mi? Bitkiler baharda resmi geçit yapıyor. Saltanat-ı rububiyet-i ilahiye karşı ubudiyet-i beşeriyenin resmi geçidi de Ramazan'mış yani. Yani ubudiyet-i beşeriyenin resmi geçidi Ramazan'mış. Ve öyle olduğundan 4 tane saydı. Ve öyle olduğundan yemek içmek gibi nefsin gafletle hayvani hacatına ve malayani ve heva perestane müştehiyata girmemek için oruçla mükellef olmuş. Şimdi 4 tane söylemiştin ya. Şimdi sen pazara gittin, alışveriş yapacaksın. Pazarda yemek yiyorsun. Bir şeyler içiyorsun. Alışveriş yapabilir misin? Veyahut da tarlayı sulayacaksın, değil mi? Nisan yağmuru yağıyor. Tarlanı ekmemişsin, biçmemişsin. Veyahut da tam yağmur yağacak, tarlana meyil vereceksin. Vermemişsin, yemek içmekle meşgul oluyorsun. İşte bu ticareti yapmak için, tamam mı? Cenab-ı Hak ne yapmış? Yemek içmek gibi nefsin gafletle hayvani hacatına ve malayane ve heveperestane müşteriyata girmemek için oruçla mükellef etmiş. Yani sen pazara gittiğin zaman, bir toprağa bir şey ektiğin zaman mümbit zemine veyahut da Nisan yağmuru yağdığı zaman veya da askerde resmi geçit oluyor ya. Yemek yesen ne olur? Orada içsen. O resmi geçitte Ahmet ne olur? Komutan seni tard eder. Tard eder ya. İşte o ubudiyet-i beşerinin resmi geçiti bu zamanmış yani. Ramazanmış yani. Yani misaller çok güzel yani. Çok harika misaller verilmiş yani. Biraz o, şey yani sen acayip beğendim. Okuyup geçiyoruz da. Çok güzel misaller verilmiş ya. Komutan tard eder abi ya, Ramazan'da iyi biçeni ya. Güya muvakkaten hayvaniyetten çıkıp melekiyet vaziyetine veyahut ahiret ticaretine girdiği için dünyevi hacatını muvakkaten bırakmakla uhrevi bir adam tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek savmıyla samediyete bir nevi aynadarlık etmektir. Şimdi böyle bir kimse, yani bu 4 tane ki o vasfa göre pazar olarak gören, mümbit zemin olarak gören Ramazan'ı, ondan sonra Nisan yağmuru olarak gören ve de resmi geçit olarak gören bir kimse bu cesetten çıkmış bir ruh gibiymiş yani. Tamam mı? Uhrevi bir adammış o yani. Amin. Ve böylelikle Cenab-ı Hakk'ın samediyetine aynadarlık ediyormuş. Yani şimdi insan oruç tutuyor ya, insanın hayatının devamı için neye ihtiyacı var? İçeceklere, meyve, sebzeye ihtiyacı var, değil mi? Zahirde. Onu da bıraktı. Tamam mı? Şimdi bu insan böyle yaparak samediyete hanedanlık ediyormuş. İsmi Samet. Allah hiçbir şeye muhtaç değil. Her şey ona muhtaç. Samet bu. İnsan da Ramazan'da yeme içmeyi bırakarak, diğer meşguliyetlerini bırakarak, benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Her şeyin sahibi olan Allah'a ihtiyacım var.
Bunu gösteriyormuş ve böylelikle samediyete hanedanlık ediyormuş. Yani bunu bilirsem ben samediyete hanedanlık ediyormuşum yani. O bu dört tane vasıfla yani. Evet, bitiriyorum. Şurayı okuyayım. Ramazan-ı Şerif bu fani dünyada, fani ömür içinde ve kısa bir hayatta baki bir ömür ve uzun bir hayatı bakiyeyi tazammun eder, kazandırır. Şimdi dedi ki Ramazan-ı Şerif bu fani dünyada, fani ömür içinde baki bir ömür, uzun bir hayatı bakiyeyi kazandırıyormuş, tazammun ediyormuş. Hatırlarsanız Bardal Aykası'nda şöyle bir ifade vardı. Onu çok okumuştuk daha önce. Şehri Ramazan Leyle-i Kadri ihata ettiği için kendisi de ömür içinde bir Leyle-i Kadir'dir ki muvaffak olanın ömrüne bir ömür katar. Ha, ne demek bu? Bak bunu ben yazacağım şimdi. Yazıyor mu kalem? Yazmıyor. Şu yeşil yazıyor bak şu. Ha, bu yazıyormuş. Bak. Şimdi ne demek bu? Şimdi insanın yaş ortalaması ne kadar Türkiye'de? 75. Değil mi? 15 sene teklif yaşa. Kaç sene kaldı abicim? 60. Öyle değil mi? Türkiye'de ortalama ömür 75 ya, 15 sene teklif yaşa 60 sene kaldı. Şimdi 60 senelik bir ömürde kaç tane Ramazan var? 60 tane Ramazan var. Şimdi üstadımız dedi ki Şehri Ramazan Leyle-i Kadri ihata ettiği için kendisi de ömür içinde bir Leyle-i Kadir'dir. Bu 60 tane Ramazan'ın içinde bir Ramazan varmış ki senin ömrünün Leyle-i Kadir'iymiş yani. Yani ben diyelim ki 60 tane ömrümde Ramazan var ya, o 60 tane Ramazan'ın içinde bir Ramazan öyle hayır, öyle hasanat, öyle sevap kazanmışım ki diğerlerini geçiyor. İşte o Ramazan benim Leyle-i Kadir'im oluyor. Peki neden bu Ramazan o Leyle-i Kadir olmasın, o Ramazan olmasın? O yüzden ne yapacağız? Biz daha önce noktaya nazarlar vermiştik yani Ramazan'dan istifade etmek için. Böyle çeşitli noktaya nazarlar vardı, bu nüktelerde de söylemiştik. Onları yapacağız yani. İnşallah bu kaldığımız yerden devam edelim. Allah rızasına el-Fatiha.